Ben şimdi şeyi sormak istiyorum. Bayağı bir fiziksel tiyatrodan bahsettik. Pandemi sürecinde kısmen değindik. Şimdi normalde sen tiyatro bölümü okumadın. Hayır. Tiyatroyu sen aslında bilmiyorum hobi olarak mı başladın? Tiyatroya başlangıcını biraz anlatıp tabii. Oradan bir şey soracağım. Sen tamam. Biraz bahseder misin? Benim tiyatroyla ilişkim üniversitede başladı. Ondan öncesinde hiçbir bağlantım yoktu. Ben aslında müzik yapıyordum. Solistlik yapıyordum. İşte okul orkestralarında küçük böyle işte biz lisedeyken rock bandlar çok meşhurdu. Öyle küçük kendi çapındaki rock bandlarda işte vokallik yapıyordum falan. Sonra hazırlıktaydım. Bir gün bir ilan gördüm. İşte tiyatro toplu şey tiyatro toplu diyorum. Ay kendi ekibimin adını unuttum. Hacettepe Drama. Yeni müzisyenlerini arıyor gibi bir ilan. Ya dedim ki ben hani birçok müzik tarzında sahneye çıktım. İşte rock da söyledim, türkü de söyledim, sanat müziği de söyledim, pop da söyledim. Yani çok çeşit yaptım hani. Ya tiyatro müziği de farklı olabilir aslında falan böyle bir çekici geldi. Bir gideyim bakalım dedim. Öyle başladım ben. İşte önce biz oyunlara müzikler hazırladık, aranjeler yaptık. İşte benim enstrüman geçmişim yoktu ama hani çok ekiple çalıştığım için böyle biraz şey ya hadi şurada işte gitar girsin, şurada flüt girsin bilmem ne gibi hani işte fikirler havada uçuşuyor. Öyle bir ortam. Öyle işler yaptım. Daha sonra ben işte müzik grubunda çalışırken bir oyunda yönetmen dedi ki müzik grubu sahnede olsun. Oyuncu gibi. Tamam, okey. Sonra ben bir anda kendimi sahnede buldum. İşte geziyorum, işte marakas çalıyordum falan. İşte müzik grubu sahnede dolaşıyor ediyor. Küvet oyunuydu o oyun. Sonra işte ben sahneye çıktıktan sonra derler ya işte sahne tozunu. Yani önceki sahnelerden başka bir şey. Tiyatro sahnesi daha başka bir şey. Çok keyif aldım. Ondan sonra işte şey plastik kelimeler süreci başladı benim için. Sporcu geçmişim de olduğu için çok kolay adapte oldum fiziksel tiyatroya ve işte Öncü abi o zaman çok teşvik etti beni. Ya mutlaka plastik kelimelerde olmalısın. Hani senin yapabileceğin bir şey. O zaman davadan önce miydi? Tabii bu davadan çok okay, önce. Kronolojiyi tutturmaya çalışıyorum. Başlangıçtan anlatıyorum. İşte bu 2014 senesine falan denk geliyor galiba. 13-14 o civarda. Sonra işte plastik için çalışmalara başladık vesaire. Sonra ben hiç normal replik attığım bir oyunda oynamamıştım. Küvette hep şarkı söylüyordum. Yani yarım saat şarkı söylüyordum ben küvette. Bir arkadaşımız ondan sonraki sene yalancı oyunu oynandı, çalışıldı. Bir arkadaşımız da oyunun işte provalarına az bir zaman kala bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Haliyle onun yeri boşta kaldı. Önce abi dedik ki ya bak sen hani normal bir oyunda, normal replikli bir şeyde hiç yer almadın. Bence bir oyuna ve hani bu hamlığını bir at. Tamam dedim olur. Yani benim hep böyle şey oldu biraz. Tesadüfi gelişmelerle ben kendimi sahnede buldum yani. Orada işte oynamaya başladım. Sonra işte zaten plastik kelimeler çalışmaları devam etti. Sonra dava oldu. Öyle. Davayı 3 yıldır oynuyoruz. Evet. 50. temsili olacak. 50. temsil galiba olamayacak pandemiden of. Dolayı. Ya olacak ama tarihi belirsiz şu anda. O da yani böyle sabırsızlıkla beklediğimiz bir şey. Umarım sıkıntı yaşanmayan bir döneme denk gelir. Ya ertelense bile hani daha güzel bir günde olur umarım. Umarım gerçekten. Yani biz bunu hani şey ya oynayalım geçsin gitsin gibi bir şey olamaz asla hani dediğin tabii. Gibi. O yüzden çok iyi bir zamanlamada güzel bir yerde olsun istiyoruz. Evet. Şimdi şeyi soracağım. Sen normalde işletme eğitimi aldın. Evet. Lisans eğitimin, yüksek lisansın ve şu an doktoran. İşletmede. Yüksek lisansın üretim yönetimi. Yine de işletme yani, evet. Ama bilim dalının evet, altında. Doğru. Şu anda da doktora yapıyorsun. Evet. Şimdi işletme okumanın tiyatro yapmana bir katkısı, bir etkisi, bir bakış açısı kazandırma gibi bir durumu oldu mu? Yani bu disiplin sana ne kattı? Tiyatroyla bağı oldu mu hiçbir şekilde? Ben tiyatronun her şeyle bağ olduğuna inanan bir insanım öncelikle. Beslenmekle alakalı olduğu için gerçekten bir işte bir bankta oturup insanlar izlemek de bir şey katıyor elbette ama hani işletme okumanın özel şöyle ben toparlayayım sen de biraz düşün bu arada. Şimdi ben işletme okuduğum andan itibaren artık bazı şeyleri işletme disiplini içinde düşünmeye başladım. Evet. Nasıl bir estetik cerrah belki insanlara hani şey gibi estetik açıdan bakarsa biz de belki yönetimsel açıdan, operasyonel ya da finansal açıdan
farklı konularda ya da internetin pazarlama alanında bakıyoruz. Bakmak durumunda da olabiliriz. Bu biraz meslek mesleki. Evet, meslek hastalığı biraz. Hani sen öyle bir bakış açısına büründün mü? Ya ben her iki türlü, yani birbirlerini gerçekten beslediklerini düşünüyorum. Çünkü işletme de aslında bilirsin 7 temel fonksiyon üzerine kuruludur. Tiyatro da kendi içinde birçok katmana sahip işte. Hani en temel işte müzik, dans falan gibisinden böyle en hani basit düşündüğün zaman bile bir sürü katmanı var. O yandan zaten benziyorlar. Mesela bizim işte üniversitede bir hocamız vardı, Azize Hoca. Şey derdi bize, bir işletmeci her şeyi bilmeli. Her şeyden biraz biraz bilmek zorunda. Aslında tiyatro da böyle. Yani gerçekten her şeyden biraz, yani bence her şeyden iyi bir seviyede yapabiliyor olman gerekiyor ama hani biliyor, o fikrinin olması gerekiyor. Yani sana gelecek rolün ne olacağını bilemezsin. Sürprizlerle dolu olabilir. Sen onu başka yönlere çekip renk katabilirsin vesaire. O yüzden böyle bir etkileşimleri olduğuna inanıyorum. Bir de şöyle bir şey var. İşletmedeki örgütsel yapı diyeyim, işte o organizasyon öğretileri diyeyim, benim tiyatrodaki işlerimi çok kolaylaştırdı. Yani ben reji asistanlığı yaptım. Kaç oyunda yaptım? Ya totalde 3-4 oyunda yaptım galiba, unuttum şimdi. Ve hani reji asistanlarının belli bir görevleri vardır, işte organize etmesi gerektiği şeyler vardır vesaire. Ya bunlar biraz kişilik özelliğiyle de alakalı tabii ki ama ya biz bunu okulda görüyoruz, hani bir önem sırasına koymayı biliyoruz işte. Yani o yönden beslediğini de düşünüyorum. Tanıtım boyutu, evet, o da önemli. Benim çok kafa yorabildiğim bir alan değil ama bu. Yani bilemiyorum ya. Hani ben her şeyden etkilenen bir insan değilim açıkçası. Her gördüğüm reklamdan ve biraz işte dediğin gibi işletmede iç yüzünü bilince haliyle şey oluyor. Bunu dışarı nasıl yansıtmam gerektiğini bilemiyorum. Bunu tiyatro açısından söylüyorum. Yani nasıl tanıtım yapılmalı. O ticari boyut girince böyle ben biraz hoşlanmıyorum ya. Orasını düşünmek istemiyorum yani tiyatronun. Ama dediğim gibi yani bence etkileşimleri çok fazla. Olması da çok normal yani. Çok 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 normal. Evet ya, gerçekten. Bir de şöyle bir şey var aslında. Bu apayrı bir konu. Bunu belki bir saat konuşmamız lazım ama şey ya, tiyatroların, şimdi Türkiye'deki tiyatroların genelde sanatçı merkezli kurulması ve yönetim basamaklarında bu alan, yani işletme alanından eğitim almış kişiler yerine yine sanatçıların olduğu bir grupla bir şeylerin yapılmaya çalışması bana zor geliyor ve genelde başarısız oluyorlar. Finansal açıdan, evet. Sürdürülebilirlik açısından. Çünkü sanatsal bakış açıları tamam, çok önemli, çok güzel olmalı ama o sanatı yapan kişilerle yönetimi yapan kişiler ayrı olmadıkça maalesef Türkiye'deki tiyatrolar özellikle de şu pandemi döneminde çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Çok haklısın. Sonuna kadar katılıyorum. Yani ben her tiyatronun bir işletmeciye sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Bu işletme disiplinine olan aşkımdan herhalde değil. Bu gerçekten 2x2=4 bazı şeyler için. Biz bu konuda şöyle bir avantaj yaşıyoruz. Bizim ekibimiz bir çalışan tiyatrosu olduğu için aslında. Evet. Yani bizim dekorlarımızı mühendisler yapıyor yani. Anlıyorsun. İşte şeyi, finansal mali işleri bir matematikçi yapıyor. Tanıtımı bir iktisatçı, işletmeci yapıyor. Evet. Mesela yeri geliyor oyun çevresi yapılması gerekiyor. Bir sürü dilci arkadaşımız var. Yani bu söylediğin şey belki de bizi Ankara'da, biliyorsun pandemi döneminde birçok sahne kapandı. Nispeten bizi ayakta tutan şeyin bu olduğu söylenebilir aslında. Bizim evet tiyatrocu yanımız var ama bir de bunun bir background'u var yani. Şey, o işleyişle alakalı. Tabii. İşletme. Kesinlikle. Sonuçta burası da bir işletme yani. O yönden galiba çok şanslıyız ya. Yani bu söylediğin çok önemli. Çok şanslıyız biz o yönde. Ya bugün için olmadıysa bile bugünden sonrası için tiyatroların bu anlamda kendini belli bir yetkinlik seviyesine getirmesi lazım. Gerçekten ben üzülüyorum. Toy İstanbul, evet, tweet'i attığında, evet, ben çok üzüldüm. Sonrasında Kumbaracı 50. Evet. Yani kapanmamak için bir şeyler deneyeceğiz dedi. Yani kapanmamak için bir şeyleri, onları suçlamak istemiyorum. Ama gerçekten onların da bu alana önem verip, değer verip, gerçekten kafa yorup bir şeyler yapmaları gerekiyor. Tamam, sahneler kar amacı gütmeyen kuruluşlar olabilir. Bu genelde, yani biz işletmeci olduğumuz için biliyoruz çok detaylı bir şekilde ama kar amacı gütmemek, gelir elde etmemek
ya da gelir kazanmak ayıptır anlamına gelmez. Ve burada birçok ciddi gider kalemi var ki birçok tiyatro maalesef sadece biletlerle kendini idame ettiriyor. Evet. Şimdi biletlerin olmadığı bir 6 ay geçirdik. Bundan sonraki 6 ay da meçhul. Öyle olunca gerçekten ve şöyle de bir durum var. Kısıtlı bir koltuk kapasitesi var ve bu en azından yarısına indi pandemi sürecinde. Oynasalar bile mevcut giderleri değişmediği gibi, hatta arttığı gibi yarısıyla elde etmeye çalışacaklar. Burada da çok konuşulacak şey var. Evet, yani ya söylediğin şeyde çok haklısın. Bunun nasıl geliştirebilirler? Hani işte şu an atıyorum bu dışarıdan hizmet alımı gibi işte bu organizasyonu yapacak birini alsalar mesela, bu beni şu yönden de korkutuyor. Hani buranın işte o yeni ticari boyutunun birden öne çıkması da beni korkutur yani. Ya bilmiyorum, bence sanatta diyeyim yani, bu sadece tiyatro olarak söylemiyorum. Para kaygısı olmamalı, evet. Ama tabii ki mümkün değil. Yani sen ışık alıyorsun, dekor işte alıyorsun, ne bileyim kostüm alıyorsun vesaire. Elbette para önemli. Kesinlikle. Ama bunu düşünerek bir şeyler yapmaya başladığın zaman bu çok çok kısıtlıyor ya. Yani hiç hoşlanmıyorum. Yani evet, bunun yapılması gerekiyor. Bunun üstesinden gelinmesi gerekiyor. Ya çözüm nedir? Belki çalışan tiyatrosu olmak bir çözüm olabilir. Yani bunu bireysel anlamda söylüyorum. Sen kendi oyuncu olarak kendi geçimini sağlayıp tiyatroyu sadece sevdiğin için yapıyorsan bir şekilde ayakta kalıyorsun diyeyim bence. O zaman ileride sen oyuncu olarak hayatını devam ettirmeyeceksin. Çok isterdim. Çok isterdim. Yani öyle bir şey olabilmeyi çok isterdim ama pandemi olmadan önce belki olabilir. Ama pandemiden sonra ya bilmiyorum ya. Bu beni gerçekten yani sahnede olmayı o kadar çok seviyorum ki. Ya keşke bundan para kazansam çok dedim. Bunun için çabaladım da. Ya ama biliyorsun durumları yani. Evet. Ve okullu değilim. Hani okullu olmadan da olur. Hani olmaz diye olmaz düşünmüyorum. Olmaz demiyorum. Evet, tabii ki. Sadece okullu olmak bu konuda sana bir artı katıyor. Yani kapı evet. açıyor tabii. diyeyim. Bu konuda konuşmak istemiyorum ama üzülür ağlarmışım şimdi. Ya öyle, bu benim gerçekten, seni anlıyorum, gerçekten çok, çok istediğim bir şeydi ama. Sanatın yani. Yine bir röportajımızda geçmişti. Sanat 170. sıralarda falan gibi. Hani Türkiye'de gerçekten sanat, kültür sanat alanındaki bütün faaliyetler lüks değil de ihtiyaç olarak görülmediği takdirde, ki şu an öyle. İnsanlar lüks gibi görüyor. Evet. Oyuncuların, sanatçıların para kazanması, kendini garanti altında durması, tutması çok zor bir şey. O yüzden korkmak çok elbette mümkün ve doğal. Pandemi de çok ciddi bir fırtına yarattı. Bilmiyorum, çok karamsar da olmak istemiyorum ama umarım çok çabuk geçer, atlatılır bu dönem. Giderek daha karamsar bir moda değil. Şu an çok modum düştü. Ya şaka yapıyorum. Evet. Bunlar gerçek sonuçta ve yani hani ben hep şey derim, hayat filmlerdeki gibi değil. Yani. Kesinlikle. O yüzden evet, çok güzel. Güzel hayaller kuralım, okey, tamam yani. Ama öyle olmuyor işte. Bir de Türkiye gibi bir coğrafyada yaşıyoruz yani. Zaten tiyatro, sanat vesaire dışında bir sürü problemi içinde barındıran bir yerde yaşıyoruz. Hı hı. Zaten burada onları yapmadan da ayakta kalmak çok kolay bir şey değil sade vatandaş tabii, için. Tabii, tabii. Ben elimden geleni yapıyorum bazı şeyler için. Biraz akışını bıraktım. Olursa olur, olmazsa başka bir şey olur. Ama şey yani şunu da eminim. Her zaman hayatımda olacak yani. Sanatın bir dalı. Çok güzel. Tiyatro olsun çok isterim ama ne yazık ki tek başına yapmak çok zor. Yani zaten hani Ankara'daki çok sevdiğim ekibim dışında konuşuyorum şu anda. Her zaman olacak ya. Olmazsa ben çok mutsuz oluyorum. O zaman kilit bir soruyla bitireyim. Hadi bakalım. İleride çocuğun olursa, tiyatrocu olmak istiyorum derse, ol der misin? Bunu neden sorduğumu söyleyince, sen cevabını verince söyleyeceğim. Ya, neden sordum şu an? Bu çok zor bir soru. Zor bir soru değil mi? Çok zor bir ve soru. Ve Türkiye'de olduğunu düşünerek cevapla. İngiltere'de yapmayacak gibi düşün. Bu gerçekten çok zor bir soru. Çünkü benim için zaten bir iki katmanı var. Önce bir çocuğumun olması. Hani bu zaten bir soru işareti. Tamam. Hadi diyelim oldu, tamam evet. mı yani? Tiyatro yapmak istedim. Tiyatrocu olmak istedim. Ben çok seviyorum. Şimdi herkesin benim kadar sevmesini beklemiyorum. Eğer benim kadar çok seviyorsa olsun ya, kıyamıyorum. Ama çok zor. Yani benim
benim yaşadığım zorlukları, ya ben acı çektim yani, gerçekten acı çektim. Birçok tiyatrocu gibi. Bir yandan bunları yaşamasını hiç istemem. Ama bir yandan da o kadar keyif alıyorum ki yani. Bu keyfi de yaşasın isterim. O yüzden çok emin olamadım. Çok zor bir soru gerçekten. Tamam. Ben neden sorduğumu açıklayayım. Ben 1,5-2 yıl kadar Burak Sancar'dan gitar dersi aldım. Ve orada şöyle bir konuşma geçmiş. Demişti ki Burak Hoca, ben çocuğu var. Çocuğum bana müzisyen olmak istiyorum dese katiyen hayır, izin vermem falan dedi. Çünkü şöyle bir şey hissettim. Yani yaşadığı problemli alan o kadar çok ki, tamam tabii ki elbette keyif alıyor ve yapıyor ve sevdiği bir şey bu. Çocuğunun da işte oralardan geçerken yaşayacaklarını bildiği için hani biraz da çaresiz bir durum. Çözümü de olmuyor belki. Belki önümüzdeki yıllarda olmayacak. Torunun torunu belki rahat yaşayacak. Bilmiyorum. Evet. Böyle de bir şey var hani. Ya ben bu konuya ne demek istediğini ve nasıl bir bakış açısıyla kesinlikle olmasını istemem dediğini anlıyorum. Aha. Ama biraz şöyle bir şey de var. Benim bugün böyle bir insan olmamdaki sebep o yaşadığım her şey. Yani tabii, iyi evet. Ve kötü her şey. Ve hani tamam, tiyatroda zorluk yaşanıyor, başka yerde yaşanmıyor mu? Yani biz hani bunlar ya i̇şte alanı garanti başka. Garanti meslek muhabbeti. Yine evet, aynı evet. Konuşmada şey geçmişti. Bir şey oku, müziği yanında yap ya da tiyatro yanında yap. Burada çok kilit bir konu açıkçası. Beni çok tatmin etmiyor ya. Biliyor musun yani böyle bir şey, ben kendim bazen çok yarım hissediyorum. Hani jimnastik yapıyorum evet ama hiçbir zaman profesyonel bir anlamda yapmadım. İşte tiyatro yapıyorum evet, yani birçok kişi bize profesyonel demiyor. Yani bu evet. Bizim kendimizi nasıl gördüğümüzden bağımsız olarak söylüyorum bunu. Dışarıdaki birçok insan demiyor bize yani. Ve yani benim işte işletme okuyorum. Ben kendimi profesyonel bir işletmeci, bir yönetici olarak asla görmüyorum. Ve bu benim kendimi çok yarım hissetmeme sebep oluyor. O yüzden belki de daha planlı bir, işte bu şey yani sanat olayında daha planlı bir kariyer yönetimiyle belki daha iyi bir yerlere gelinebilir. Bilmiyorum. Ya biraz şans, biraz kader, ne bileyim yani. Biraz doğru zaman. Biraz doğru zaman, evet. O yüzden hani ya evet çok zor. Belki de şimdi bak şu an aklıma geldi. Belki de bizim bu kadar keyif alıyor olmamız, bu kadar bunu yaparken mutlu hissetmemiz o yaşadığımız zorlukların neticesinde ona kavuşuyor olmamızdır. Yani o yüzden hani o zorlukları böyle şey yapamıyorum ben. Aman bunlar da olmasın canım. Öyle bir şey diyemiyorum yani. Ya bu zorluktan aslında biraz benim bakış açıma göre şöyle bir de durum var. O zorluğa değecek bir hayat evet. Olacak mı kısmı insanı tereddüte düşürüyor. Bu beklentiyle alakalı. Bu senin nasıl elbette, bir hayat elbette, yaşamak istediğinle elbette. Alakalı. Ya sen son model bir arabaya binmek istiyorsan evet tiyatrocu olma. Bence yani. Ya da Mert Fırat ol. Neyse isim vermiyorum. Ya şey... Gerçekten bu beklentiyle alakalı. Senin nasıl bir hayat istediğinle alakalı tamamen. Hı hı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel bir yayındı benim için. Bayağı derinlikli konuştuk. Ya fiziksel tiyatro üzerinde konuşmak istiyordum zaten. Hı hı. Ben çok keyif aldım. Çok heyecanlıydım. Gerçekten papatya çayı içiyorum şu anda. Buradan bizi izleyenlere, dinleyenlere duyurulur. Ama şu an iyi hissediyorum gerçekten. Güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni konuk aldığın için ayrıca teşekkür ederim. O halde görüşmek üzere. Hoşçakalın.